Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda nükleik asitlerden bahsedeceğiz. Nükleik asitler yani DNA ve RNA. DNA ve RNA prokaryot canlılarda sitoplazmada, ökaryot canlılarda ise çekirdeğin içerisinde bulunur. Bunların yapı taşı nükleotit dediğimiz birimlerdir. Bir nükleotitin yapısında neler var bunları göreceğiz. Ama ilk önce söylediklerimizi şöyle bir yazalım. Prokaryotlarda sitoplazmada, ökaryotlarda nerede bulunuyormuş? Çekirdeğin içinde bulunurlar. Arkadaşlar bunların yapı taşı nükleotitlerdir. Yapı taşı nükleotitlerdir. Şimdi bir nükleotidin yapısını göreceğiz. Şöyle diyelim. Bir nükleotidin yapısı. Bir nükleotidin yapısına baktığımızda, bir nükleotidin yapısında azotlu organik baz bulunur. Azotlu organik baz. Arkadaşlar, azotlu organik baza bağlı 5 karbonlu şeker bulunur. Şöyle buna bağlı 5 karbonlu şeker. Bunu da şu şekilde gösteriyoruz. Şöyle 5 karbonlu şekerimiz ve yine buna bağlı olarak fosforik asidimiz bulunur. Yani PO4 şu şekilde fosforik asit bulunacak. Yazayım şunu da fosforik asit diye. Fosforik asit. Peki nedir azotlu organik baz, nedir 5 karbonlu şeker? Aralarında hangi bağlar var, bunlara bakalım. Arkadaşlar, azotlu organik bazlar iki çeşittir. Bir pirin bazları vardır, bir de pirimidin bazları vardır. Şimdi bunları bir ayıralım, anlatalım. Azotlu organik bazlarımızı şöyle ikiye ayırıyoruz. Pirin bazları, pirimidin bazları. Pirin bazları çift halkalıyken pirimidin bazları tek halkalıdır arkadaşlar. Çift halkalı yapısal olarak baktığımızda, ama pirimidin bazları nedir? Tek halkalıdır. Peki nedir bunların örnekleri? Pirin bazları iki tanedir. Adenin ve guanindir arkadaşlar pirin bazları. Birisi adenin, diğeri de guanindir. Ve tüm nükleotitlerde bulunur. Hem DNA'da hem de RNA'da ikisi de bulunur. Adenini A harfiyle, guanini de G harfiyle gösteriyoruz. Gelelim pirimidin bazlarına. Geriye kalanları ise pirimidin bazlarına yazacağız. Nedir bunlar? Sitozin, S veya C harfiyle gösterilir. Daha sonra timin, T harfiyle gösterilir. Bir de urasil arkadaşlar. Urasil. Bu da U harfiyle gösterilir. Şimdi sitozin hem DNA'da hem de RNA'da bulunurken timin sadece DNA'da, urasil de sadece RNA'da bulunur. Zaten DNA ve RNA'yı karşılaştırırken yazacağım. Gelelim 5 karbonlu şekerlerimize. Arkadaşlar 5 karbonlu şeker 2 tanedir. Birisi riboz, diğeri de deoksiriboz. Riboz, deoksiriboz. Riboz RNA'nın yapısına katılırken deoksiriboz DNA'nın yapısına katılır. Bunu da aklımızda tutalım. Fosforik asit ise hem DNA'da hem de RNA'da bulunan bir bileşiktir. Peki arkadaşlar, bizim azotlu organik bazlarımızın arasında 5 karbonlu şekerle hangi bağ vardır? Bu ikisi arasında bulunan bağ glikozit bağıdır. Glikozit bağı. Bakın, glikozit bağı birçok yerde bulunuyor. 5 karbonlu şekerle fosforik asit arasında ise ester bağı bulunur. Ester bağı. Bunlar alt alta geldiklerinde aralarında fosfodiester bağı bulunur arkadaşlar. Fosfodiester bağı çok fazla sorulmuyor ama şu ikisini bilmeniz önemlidir. Şimdi gelelim. Biz azotlu organik bazlarla 5 karbonlu şekeri yan yana getirdiğimiz zaman oluşan yapıya nükleozit diyoruz. Nükleozit. Neymiş? Baz artı şeker. Bu ikisi birlikte neyi oluşturuyor? Nükleoziti oluşturuyor. Daha sonra
Bu ikisinin yapısına, yani nükleozitin yapısına bir de fosforik asit eklersek buna ne diyoruz? Nükleotit diyoruz. Nükleotit. O zaman ne olur bu da? Baz artı şeker artı fosforik asit, yani PO4. Bu hepsi birlikte de nükleotidi oluşturuyor arkadaşlar. Bazen sorularda şöyle diyebiliyor. Bir nükleozitin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Hangisi bulunmuyor? Fosforik asit bulunmuyor. Evet, nükleotidin yapısı bu şekildedir. Arkadaşlar, bizim nükleik asitlerimiz yapılarında bulunan şekere göre isimlendirilir. Ribonükleik asit, yani RNA, deoksiribonükleik asit, yani DNA olarak bunları bir karşılaştıralım. Özelliklerini yazalım. Şöyle DNA ve RNA karşılıklı yazıp karşılaştırarak işlemek istiyorum. Şöyle yapalım. Şuraya DNA diyelim. Şuraya da RNA diyelim arkadaşlar. Karşılaştırarak özelliklerine bakalım. Evet, DNA'nın ilk özelliği şu. Arkadaşlar, DNA çift zincirlidir. Çift zincirlidir ve zincirler arasında hidrojen bağları bulunur. Hidrojen bağlarıyla birbirlerine bağlanıyor. O zaman şöyle yazalım. Çift zincirlidir. Çift zincirlidir. Bu zincirler hidrojen bağlarıyla bağlanır. RNA'ya geldiğimizde RNA tek zincirlidir. RNA'nın yapısında hidrojen bağı yok ama bir tanesi hariç, taşıyıcı RNA hariç arkadaşlar. Taşıyıcı RNA'nın yapısında hidrojen bağı vardır. O zaman şöyle diyelim. Tek zincirlidir. Tek zincirlidir. Yapısında hidrojen bağı yoktur. Parantez içinde ne diyoruz? Taşıyıcı RNA hariç. DNA'nın yapısında şeker olarak deoksiriboz şeker bulunur. RNA'da ise arkadaşlar riboz şeker bulunur. O zaman şöyle diyelim. Şöyle yazalım. Deoksiriboz şeker bulunur. Deoksiriboz şeker bulunur. RNA için ne diyeceğiz? Riboz şeker bulunur. Riboz şeker bulunur. Peki baz olarak söyleyelim. DNA'nın bazları adenin, guanin, sitozin ve timindir. Adenin, guanin, sitozin ve timin. Adenin, guanin, sitozin, timin bazları bulunur. RNA'da ise arkadaşlar adenin, guanin, sitozin, urasil bazları bulunur. Yani DNA'da urasil yok, RNA'da da timin yok. Bunu kesin unutmayın. Bazları bulunur. O zaman şöyle diyebilir miyiz? DNA'ya özgü baz timindir. RNA'ya özgü baz ise urasildir. Bunu da yazalım. DNA'ya özgü baz timindir. RNA'ya özgü baz urasildir. Arkadaşlar, şimdi DNA'da bir eşitlik var, ondan bahsetmek istiyorum. DNA'da iki zincirli yapıda adeninin karşısına timin, guaninin karşısına ise sitozin gelir. Ama RNA'da öyle bir durum söz konusu değil. Çünkü çift zincirli değildir RNA. Bu yüzden sadece DNA'ya yazmak istiyorum bu özelliği. Adeninin karşısına timin, guaninin karşısına da ne geliyor? Sitozin geliyor ve bunların sayıları birbirine eşittir. Sayılar birbirine eşittir. Ayrıca yine DNA'ya ait bir özellik yazmak istiyorum. Arkadaşlar, DNA'da adeninle timin arasında ikili hidrojen bağı bulunurken, guaninle sitozin arasında üçlü hidrojen bağı bulunur. Şöyle ikili hidrojen bağı. Guaninle sitozin arasında ise üçlü hidrojen bağı bulunur. Üçlü hidrojen bağı. Sayı olarak baktığımızda DNA'da bazı sayılar vardır, birbirine eşittir. Mesela DNA'da, RNA'da da aslında bir eşitlik var.
guanin şey pardon nükleotit sayısı, şeker sayısı ve fosforik asit sayısı birbirine eşittir her zaman için arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. O zaman şöyle diyelim. Baz sayısı, şeker sayısı ve fosforik asit sayısı eşittir. Fosforik asit sayısı eşittir. Arkadaşlar aynı eşitlik RNA'da da var. O yüzden RNA'ya da yazıyorum. Baz sayısı, şeker sayısı ve fosforik asit sayısı eşittir. Gelelim bir diğer özelliğimize. Arkadaşlar DNA kendisini eşleyebilir ve biz bu eşlemeye replikasyon diyoruz. Ama DNA kendisi RNA kendisini eşleyemez. RNA DNA tarafından sentezlenir. Buna da transkripsiyon olayı diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Kendini eşleyebilir. Kendini eşleyebilir. Ne diyorduk bu olaya? Replikasyon. RNA kendini eşleyemez. Kendini eşleyemez. DNA tarafından sentezlenir. DNA tarafından sentezlenir. Bu olaya da ne diyorduk? Transkripsiyon. Transkripsiyon. Bu olayları biz 12. sınıf konusu olan protein sentezi ve genetik şifrede anlatacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim. DNA'nın prokaryotlarda nasıl yapıda olduğunu söyleyelim. DNA prokaryotlarda halkasal yapıdadır. Ökaryotlarda ise arkadaşlar doğrusal yapıdadır. Prokaryotlarda halkasal, ökaryotlarda doğrusaldır. Evet, RNA ise zaten sadece doğrusaldır. Arkadaşlar RNA'nın 3 tane çeşidi vardır. Bu çeşitlerinden bahsedelim. RNA 3 çeşittir. Şimdi bu çeşitler. Birincisi mesaj RNA. İkincisi taşıcı RNA. Üçüncüsü de ribozoman RNA. Mesajcı RNA diyelim. Şöyle bir mesajcı RNA. Kısaca mRNA olarak yazıyoruz. Mesajcı RNA'nın görevi DNA'dan şifre almaktır. Zaten bu yüzden de mesajcı RNA olarak isimlendirilir. O zaman şöyle diyelim. DNA'dan şifre alır. Şifre alır. Sonra 2 diyoruz. Ribozomal RNA veya ilk önce taşıyıcı RNA'dan bahsedelim. Taşıyıcı RNA. Taşıyıcı RNA. tRNA olarak gösteriyoruz bunu da. Arkadaşlar taşıyıcı RNA'da amino asitleri protein sentezinde görevli oldukları için amino asitleri ribozoma taşır. Amino asitleri ribozoma taşır. Son olarak ribozomal RNA'dan bahsedelim. Bu da ribozomların yapısına katılır. Ribozomal RNA yani RNA olarak kısaca gösteriyoruz. Bu da ribozomun yapısına katılır. Yapısına katılır. Şimdi DNA ve RNA'nın genel olarak özellikleri bu şekilde, karşılaştırması bu şekildedir. Ayrıca şunu da söyleyelim. DNA bizim genetik şifremizi taşır arkadaşlar. Nesilden nesile aktarılmasını sağlar ve DNA protein sentezi için şifre verir. RNA ise DNA tarafından verilen şifreyi alır, bunları ribozoma taşır ve ribozomda protein üretilmesini sağlayan bir yapıdır. Yani protein sentezine yardımcı olur diyoruz. Görevleri de bu şekildedir. Evet, DNA ve RNA ile birlikte bizler canlıların temel bileşenlerini bitirmiş olduk. Şimdi bunlarla ilgili ben size her konunun ardından soru paylaşacağım. Yani mesela karbonhidratların sorusu ayrı bir video, yağların sorusu ayrı bir video. 5 ile 10 arasında soru yazıp onları çözeceğim arkadaşlar. Bu şekilde de her birinin sorusunu ayrı ayrı çözmüş olacağız. Ayrı ayrı video yapacağız. O zaman şöyle diyelim. Bir sonraki videoda, soru videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.